Kırklareli'nin kırsal kesimindeki köylerde çiftçilerin yıl boyu özenle hazırladıkları tarlalarında yetiştirilen fasulyeler çapalama, sulama ve bakımlarının ardından hasat ediliyor. Armağan köyündeki çiftçiler tarafından hasat edilen fasulyeler tarlanın bir kenarına toparlandıktan sonra bu yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce alınan kabuk ayırma makinesiyle kabuklarından ayrılıyor. Çuvallara konulduktan sonra kurutma işlemi için yere serilen kilim, halı ve naylonların üzerinde 3 gün boyunca güneşin altında kurutuluyor. Bir kısmı İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ'da tüketilen fasulyenin bir kısmı da üreticilerin kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Odun ateşinde çömlekte yaklaşık 3 saat kaynatılan fasulye damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor. Kuru fasulyenin tarladan sofraya uzanan lezzet yolculuğu da aşama aşama görüntülendi. Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, kuru fasulyenin lezzet sırrının Istranca dağlarında saklı olduğunu söyledi. Balkan köylerinde temiz havada üretilen fasulyelerin lezzetli olduğunu belirten Ortan, köylüler tarafından üretilen fasulyelerin sofraları süslediğini anlattı. Armağan Köyü muhtarı Recep Dal ise ürettikleri fasulyenin lezzetiyle bilindiğini söyledi. Balkan köylerinde üretilen fasulyenin lezzetli olduğunu aktaran Dal, bu aylarda tüm köylülerin fasulye hasadı yaptığını vurguladı. Kuru fasulye benim en çok sevdiğim ve milletimizin severek tükettiği bir ürün, bakliyat. Fasulye için birçok şey söylenir ama en ilginç olanı fakirin eti olarak bilinir. Tabii fasulye üretimi zorlu bir süreç. Elle toplanan fasulyeyi harmana getirmek için arabaları yükleyip, traktörleri yükleyip harmana getiriyoruz. Yere seriyoruz. Traktörle yine üzerinden dönerek üretimini yapıyoruz. Tabii bu zorlu süreç hepimizi yoruyor. Bu ekranda görüldüğü üzere bu fasulye hasat makinesi bizim işimizi kolaylaştırdı.